Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar müzik dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuza başlayalım hemen. Aşağıdaki halk oyunlarının hangi bölgelere ait olduğunu karşılarına yazınız. Evet, Hora biliyorsunuz ki arkadaşlar Trakya bölgesidir. Teke zortlatması Batı Karadeniz ifadesi var arkadaşlar. Aman bunu, aman Batı Karadeniz şeklinde değil. Buradaki teke zortlatmasının Akdeniz bölgesi olduğunu yazalım. Horon biliyorsunuz ki Doğu Karadeniz'de. Halay Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde diyelim. Zeybek Ege bölgesinde. Çayda-Çıra yine Elazığ bölgesinde. Bar Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde. Bengi oyunu da yine Balıkesir ve çevresinde oynanır arkadaşlar. Balıkesir ve çevresi diyelim. Buradaki halk oyunlarını oynandığı bölgeleri hatırlattık bir kez daha sizlere. İkinci soruda koroda görev alan kişilere ne ad verilir? Belki siz de koroda şarkılar söylüyorsunuzdur. İsminizin korist olduğunu unutmayın arkadaşlar. Size korist denir. Büyümenin hızlı olduğu, insanda ses değişiminin yaşandığı döneme ne denir ifadesi var ki özellikle ergenlik döneminde 13-19 yaşlarında bu döneme mutasyon deniyor arkadaşlar. Mutasyon denir şeklinde ifade ediyoruz bu dönemdeki ses değişikliğinin yaşandığı dönem arkadaşlar. Müzik sanatı güzel sanatların hangi kolunda yer alır ifadesi? Evet, kulağımızla ilgili olduğu için işitsel sanatlar yani fonetik grubuna girer diyoruz arkadaşlar. İşitsel sanatlar yani fonetik sanatlar grubu diyelim. Evet, müzik sanatı bu şekilde arkadaşlar. Müzik ve edebiyat işitsel sanatlar kolunda biliyorsunuz. Müzikte kullanılan hız belirtecine ne ad verilir ifadesi metronom kavramını bizlere hatırlatır. Metronom denir şeklinde yine cevabımızı verelim. Müzikte parçanın ağır çalınacağını belirten hız terimine ne ad verilir? Evet, burada da ağır çalınacağını ifade eden terim largodur arkadaşlar. Largo denir şeklinde yine cevabımızı verelim. Bu metronom ve largo kelimelerini muhakkak iyi bilin. Sınavlarda soruluyor, sorulacak arkadaşlar. 7. sorumuza bakıyoruz. Türk sanat müziği ne demektir? Kısaca açıklayınız. Evet, Türk sanat müziği sevenleriniz vardır ama tanımını yaparsak Osmanlı zamanında şekillenen zengin bir kültür ve birikime dayanan ve içinde çeşitli İslam nameleri. Bu önemli arkadaşlar. İslam nameleri de bulunduran müzik çeşididir. Evet, Türk sanat müziğinin tanımını bu şekilde hatırlattık bir kez daha sizlere arkadaşlar. Türk halk müziği sanatçılarından 4 tanesinin ismini yazın şeklinde bir ifade var. Türk halk müziği dinleyen, çalan veya bağlama çalan vesaire vardır. Hemen aklımıza Neşet Ertaş geliyor. Bir diğeri Arif Sağ, yine üstadlardan. Bir diğeri Musa Eroğlu.
Belkıs Akkale var, Erdal Erzincan var. Bunların hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar. İstiklal Marşı size ne çağrıştırmaktadır? Maddeler halinde yazınız. Bir diğer sorumuz, İstiklal Marşı'nı okurken, söylerken, dinlerken hemen aklımıza bağımsızlık geliyor arkadaşlar. Hemen aklımıza şehitler geliyor. Özgürlük geliyor. Vatan geliyor. Bayrağımız geliyor. Ve yine Kurtuluş Savaşı geliyor arkadaşlar. O zamanki ordumuzu, milletimizi, halkımızı tetiklemenin en güzel yoluydu. İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de zaten kabul edildiği zaman, Kurtuluş Savaşı zamanında. Onun için bize bunları hatırlatıyor İstiklal Marşı. Arabesk müziğinin sanatçılarından 4 tanesinin ismini yazın. Evet, biraz önce halk müziği demiştik. Arabesk müziği deyince belki bunu da sevenler vardır. Arkadaşlar hemen Müslüm Gürses geliyor aklımıza. Bir diğeri Kibariye geliyor. Yine Küçük Emrah diyorduk ya bir zamanlar. Artık büyüdü ama Küçük Emrah diyelim. Yine Ceylan diyebiliriz. Orhan Gencebay diyebiliriz. Ferdi Tayfuroğlu diyebiliriz. Cengiz Kurtoğlu diyebiliriz. Daha bir sürü tanınmış sanatçı var. Bunlardan istediğinizi yazın arkadaşlar. Müzik türlerinden 5 tanesinin ismini yazın. Evet, müzik türleri deyince aklımıza ne geliyor? Hemen aklımıza pop müzik var arkadaşlar. Rock müzik var. Hip hop müzik var. Son zamanlarda çok meşhur biliyorsunuz. Caz müziği var. Yine klasik müziği var. Halk müziği var. Türk sanat müziği var. Arabesk müziği var. Var da var. Bundan istediğiniz 5'ini yazabilirsiniz. Müzik ruhun gıdasıdır cümlesinde ne anlatılmaktadır? Maddeler halinde yazınız. Evet, müzik dinleyen insanlar bazen rahatlar biliyorsunuz. İnsanın ruhunu besler ve rahatlatır. Hemen yazalım. İnsanın ruhunu besler ve rahatlatır. Bir diğeri yaşama sevincini artırır. Akıl ve vücut tedavisinde kullanılır arkadaşlar. Müziği biliyorsunuz özellikle Osmanlı döneminde çok kullanılıyordu. Akıl ve vücut tedavisinde kullanılır. Ve uykuya geçişi rahatır. Bazen uyurken de dinliyorlar arkadaşlar. Uykuya geçişi kolaylaştırır diyelim. Hatta bazıları ders çalışırken bile dinliyor arkadaşlar bu müziği. Trompet nedir? Kısaca tanımlayınız ifadesi var. Evet, trompet bir ağızlık ve kendi üstüne kıvrılmış silindir bir borudan oluşan nefesli bir çalgı arkadaşlar. Bir ağızlık ve kendi üstüne kıvrılmış silindir bir borudan oluşan nefesli bir çalgıdır. Evet, trompetin de böylelikle tanımını yapmış olduk. Çünkü sınavlarda karşımıza gelen bir soru tipiydi arkadaşlar. Geçiyorum 14. soruya. Şarkılarda tekrarlanan bölümlere ne ad verilir ifadesi var ki bu bölümlere nakarat diyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle nakarat denir şeklinde cevabımızı verelim. İstiklal Marşımız hangi tarihte resmi olarak milli marşımız olarak kabul etmiştir? Biraz önce söyledik arkadaşlar. Kurtuluş zamanında 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi. Sesleri, süreleri ve adlarıyla gösteren işaretlere ne diyoruz? Evet, sesleri
hem süreleriyle hem de adlarıyla gösteren işaretlerin diğer adı aslında bildiğimiz şeyler ama tanımını yaptığımız zaman biraz tuhaf geliyor. Nota denir diyelim arkadaşlar. Bir kişinin kendi çalgısıyla ya da sesiyle verdiği konsere ne ad verilir? Evet, tek başına alıyorsunuz elinize gitarı veya bağlamayı, resital veriyorsunuz arkadaşlar. Buna resital denir şeklinde yine cevabımızı kısaca vermiş olalım. Son iki sorudayız videodaki. Seslerin ve olayların düzenli aralıklarla tekrarlanmasına ne ad verilir ifadesi, buradaki düzenli aralık ipucu olsun arkadaşlar, ritim denir. Evet, son sorudayız. Sözsüz müzik veya enstrümantal müzik olarak adlandırılan müziğe ne ad verilir? Bakın, sözsüz olacak, sadece enstrüman çalacak. Bu müziğe fon müziği diyoruz arkadaşlar. Fon müziği denir şeklinde yine kısa cevabımızı verelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.